Efendim, zamanın birinde, hali vakti yerinde zengince bir zat varmış. Güzel de bir atı varmış bu zatın. Bir gün atına binip başka bir şehre gitmek için yola çıkmış. Yolun üstünde çöl de bulunuyormuş. Issız bir çöl. Ama atı çok güçlü ve güzel olduğu için pek dert etmemiş. Tam ortalara geldiğinde bir yerde gözüne bir karartı ilişmiş. Ne olduğunu merak etmiş. Atını o tarafa doğru sürmüş, yaklaşınca yerde yatan birini görmüş, telaşlanmış. Çölün ortasında tek başına bu adam niye yerde yatıyor diye atını o tarafa doğru sürmüş. Atından atladığı gibi yanına gitmiş. Adamcağız yerde inleyerek yatıyormuş. Hayrola hemşerim, başına bir iş mi geldi, ne oldu, soyuldun mu, haramilere mi denk geldin diye kendisini sarsmış. Adam bir şeyler mırıldanmış ama tam duyamamış. Duyamıyorum, ne diyorsun, anlamıyorum. Adam eliyle yaklaş işareti yapmış. Biraz daha eğilip yaklaşınca yakasından tuttuğu gibi o adam onu alt edivermiş. Bıçağını çekip boğazına dayamış. Sökül bütün paraları demiş. Adam soyguncuymuş. Bütün paralarını almış. O da yetmez gibi o güzel atı da elinden alıp üstüne binivermiş. Ata binmiş, tam çekip gidecekken yerdeki adama şöyle bir bakmış, atın sahibine. Bakmış ki adamcağızın gözlerinden yaşlar süzülüyor. Hırsız gülerek böyle yapmış. Paranı pulunu ve bu güzel atı kaybettin diye çok mu üzüldün? Zenginsin, halin vaktin yerinde belli. Yenisini alırsın, o kadar ağlama demiş. Adamcağız bunu duyunca acı acı tebessüm etmiş ve şöyle cevap vermiş. Yok efendi, yok. Ne ata ağlıyorum ne altına. Şimdi sen bana bunu yaptın ya. Çölün ortasında bana bu hileyi kurdun ya. Şimdi bu duyulup yayılırsa artık hiç kimse çölde kalan birine yardım etmeyecek. Ben ona ağlıyorum demiş. Kıssadan hisse. Yani yaptığımız her şeyin birbirine tesiri var. Bunu ben yapıyorum, zararı sadece bana, kim ne karışır gibi düşünmemek lazım efendim. Hele ki yaptığımız şeyler İslam adına olursa.